Merhaba Business Channel izleyicileri. Bu hafta yine bir yazar çizer programından sizlerle birlikteyiz. Ben Fatih Candan. Bugünkü konuğum çoğunuzun yakından tanıdığı, internette videoları milyonlarca kişi tarafından izlendiği, replikleri ağızdan ağza dolaştığı bir konuğumuz. Kendisi Halil İbrahim Göker, bizim için İzmir'den geldi. Hoş geldiniz diyorum kendisine. Hoş bulduk Fatih. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyi, sağ olun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Programımıza şeref verdiniz. Estağfurullah. Şimdi muhakkak sizi tanıyanlar var. İnternette büyük bir kitleniz var. Ya, o yüzden geldim. Ama sizi muhakkak tanımayanlar da olacak, var. Evet, doğrudur. Programımızı izleyecekler. Bir tanıtabilir misiniz kendinizi? Halil İbrahim Göker, 2010 yılında Çorum'dan kalkıp İzmir'in 9 Eylül Üniversitesi'ne Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği okumak için gelmiş gariban. Nacizane bir kişi. Evet. Peki, İzmir'de üniversite öğrencisiyken, sıradan bir üniversite öğrencisiyken ne oldu da buralara kadar geldi? Herkesin tanıdığı bir kişi oldun ve konuşmaların, repliklerin insanların ağzına plesenk oldu. Estağfurullah, öncelikle onu belirteyim. Çok mütevazı davranıyorum. Evet, evet. Şimdi şu şekilde, yani bize de bu vahiy olarak inmedi. Yani biz de birilerinden gördük, yapıyorlarmış. Zaten ben ortaokuldan bir yana tiyatroda yapıyorum. Baktım, az çok yeteneğimiz varsa sergileyebileceğimiz bir ortam. En azından bir vitrin diyebileceğimiz bir yer. Vine. Vine'la başladık. Tuttu da. Mesela Vine diye bir application vardı. Orada ünlendiniz. Ama ondan öncesinde yine böyle videolar çekiyor muydunuz? Yok, hayır. Hiç kamera karşısına geçmedim. Sadece kameranın oyunculuk eğitimi aldım. Bir 6 ay. Evet. Onun dışında yok. Ama Vine'la birlikte video çekmeye başladınız. Yani. Ondan önce var mıydı böyle aklınızda bir şey, yoksa böyle bir application varmış, hadi biz de deneyelim diye mi girdiniz? Ondan önce yani sonuçta tiyatroyla Vine'da ve şu an Instagram'da yaptığımız şeyler birazcık paralel şeyler. Yani sonuçta az çok oyunculuk gerektiren şeyler. Yani bu şekilde başladık. Bakalım nereye gidiyor. Bilir misiniz bilmem ama bir de film çektik. Burada onun da reklamını da yapayım. İsmi ne? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Filmin adı nasıl yani? Nasıl yani? Güzel filmin adı. Ne zaman yayınlanıyor, vizyona giriyor? Var mı tarihi? Ya öncelikle Mayıs'ta yayınlanacaktı ama küçük aksaklıklar oldu. Evet. Gerçi yayınlanmadıysa büyük aksaklıktır ama. aksaklıklar oldu ve yayınlanmadı ama Kasım ayında falan yayınlanmayı düşünüyorum. 2017'ye girmeden yayınlanacak. Yani muhtemelen öyle gözüküyor. Evet. Sizi beyaz perde görmek de güzel olur o zaman. İnşallah. Diyelim. Mesela bu sosyal medya çıktıktan sonra yeni dilimize dolaşan kelimeler oluşuyor. Trolldür, trollemektir gibi gibi. Sırf bunları yaparak bile meşhur olan, ünlenen, takipçi kazanan insanlar var sosyal medyada. Sizin böyle bir şeyiniz var mı? Birilerini trollediniz mi ya da? Ya şöyle, ben zamanında daha doğrusu Vine'dan önce Twitter'da yapıyordum. Trolllemek. Evet, trollüyordum tabiri caizse. Hatta şu an hala Nihat Doğan da, İbrahim Tatlıses'in oğlunun adı neydi? İdo Tatlıses. Ha, İdo Tatlıses de, Yılmaz Morgül de hala engelliyimdir yani. Hala engelliyim. Onları mı trollediniz? Ben zamanında trollemiştim yani. Ya trollenecek insan var, trollenmeyecek insan var. Yani herkes furyaydı zamanında onları trollemek. Ben de trollemiştim. Engel yemişiz yani. Hakkımızmış. Yemişiz. Belki de yok. Şimdi onları trollemeseydim burada olamayacaktım mı diye. Yok, hayır canım. Alakası yok. Biz troll müyüz kardeşim? Evet. Yok, trollükle alakası yok. Yani şu an burada olmamın sebebi herhalde şeydir. Niye sen olayı magazinsel boyuta çekiyorsun Fatih'cim? Yani olay komple Van'la alakalı. Vine'la alakalı. Vine'la alakalı. Ya Vine'la alakalı, şu an çektiğim videolarla alakalı. Çünkü artık Vine'dan çıktı olay. Vine 6,5 saniyelik video. Yani video konseptli bir application'dı yani. Şu an devam ediyor musunuz Vine'da, yoksa Instagram üzerinden? Instagram, sadece Instagram'a çekiyoruz. Nasipse YouTube'a gireceğiz. Nasip olursa televizyona da girmeyi düşünüyoruz ama. Allah nasip ederse. Peki hiç aşık oldunuz mu?
Yani hiç aşık olmamış bir tip. Yok biz odunuz aşık olmadık. Nereden olalım ya? Biz de ne gezelim? Ya olduk tabii. Ama ben zaten sezmiştim bu mizahi yapının altında bir duygusallık yatıyor. He, sen nereye varmaya çalışıyorsun Fatih'cim? Neden ayrıldınız? Neden ayrıldık? Olmadı ayrıldık lan. Nasıl ne demek ayrıldık? Ayrıldık. Tamam, özel hayata girmiyoruz. Yani. Tiyatro bir geçmişiniz var, tiyatro eğitimi. Evet. Nerede aldınız tiyatro eğitimini? Ya ortaokuldan bu yana yapıyorum ben mesela. Ama şu an eğitim aldığım yerleri söylemek reklam olur. O yüzden özel kurslarda aldınız o zaman. Evet. Özel kurslarda. Peki tiyatro bölümünü neden seçmediniz de edebiyat? Edebiyata mı yatkınsınız? Yok, onunla pek alakası yok. Bunu İç Anadolu'daki aile yapısına borçluyum. Evet, sen nasıl tiyatro okursun falan. Evet. Ya, gereksiz bölüm, gereksiz bölüm olarak görüyorlar. Sonuçta öğretmenlik de ya garanti bir meslek gibi. Gerçi şu günümüzde ne kadar garanti bilmiyorum ama. Şu an bayağı atama yapılıyor ama KPSS'ye. Ya bilmiyorum artık o kadarını şu an pek takip edemiyorum. Belki öğretmen olarak görebilir seni okullarda. Valla şu an için görmeyelim ya. Belki ileride görebilirsiniz de şu an için görmeyelim yani. Bunun Van ya da video çekerek ünlü olmanızda hayallerinizin değiştiği anlamına mı geliyor? Yoksa hiç hayalinizde olmak yok. Hep hayalinde oyuncu olmak vardı. İnşallah da oluruz yani. Olmuş sayılmayız yani bir filmde oynadık diye. Evet. Ama film tutarsa oradan yürürsünüz bence, güzel olur. İnşallah. İnşallah sizi devamlı böyle filmlerde görmek güzel olur. İnşallah. Tiyatro eğitimi, tiyatro üzerine devam ettiniz mi ya da oyun falan oynadınız mı? Yani şöyle söyleyeyim, birazcık yani Vine'ın olumlu etkileri olduğu kadar olumsuz etkileri de oluyor. Yani tiyatroyu bırakmak zorunda kaldım. Ama şöyle okulu söyleyeyim. Okulu da sanırım asmak zorunda kalmışsınız. Biraz, evet. Ama normalde de çok fazla çalışkan bir öğrenci olduğum söylenemez. Ama 4'e kadar gelmişsin. Benim sadece şu an bir tane dersim var. Onu lütfen altını çizelim. Bir tane dersim var benim. Yani evet. Onu verdiğim okul bitiyor benim. Ama hala bitirememişsiniz. Evet, bitiremedim. Yani bunu mu söylememi istiyorsun yani? Tamam. Evet, güzel. Sıradan bir öğrenci olarak... Bir saniye, bu dekordaydı mı? İçebiliyoruz. İçebilirsiniz tabii. Tabii. Ben de içeyim. Peki... Öğrenci evinde mi kalıyorsunuz yine? Yani evet. Kendinize ait ev satın aldınız mı ünlendikten sonra? O kadar kazanmıyoruz ya. Ne kadar kazanıyorsunuz? Aylık 10 bin dolar falan. Ya, hala öğrenci evinde kalıyorsunuz. Hala öğrenci evindeyim. Çok güzel. Evet. Peki öğrenci evinin size katkısı ya da dezavantajı var mı? Ben ya, öğrenci evinde kalan birisi olarak soruyorum bunu. Şöyle ki geçmiş. Bazı videoları tek kişi çekemiyorsun. Yani ya oyuncu lazım oluyor ya da çekebilecek bir kişi lazım oluyor. Yani sadece ekipman olarak kullanabiliyorum ev arkadaşlarımı, öyle söyleyeyim. Yurt olsa aslında sinema bile çekersin. Abartmayalım. Abartmayalım yani. Tamam. Yok, Lord of the Rings çekeriz. Yok yani sadece ev arkadaşlarını Vine çeken bir ekip olarak gördüğünden. Ben de mesela benim ya yurtta olacak Ömer diye sırf yemek yapardı. Ben onu yemek yapan biri olarak görürdüm. Aşçı olarak görürdüm. Evet. O zaman çok güzel küfür yemişsinizdir Fatih Bey muhtemelen. Yani beni kaldırırdı ben. İkinci öğretim olduğum için öğlen gibi uyanırdım. Hadi kalk yemeğini ye falan diye. Annem gibi bakardı bana, sağ olsun kendimin kulakları çınlasın. Yani sizin de kulaklarınızı muhtemelen çınlatıyordu. Ulan zamanında bir Fatih vardı var ya. Ne yatmayı bilirdi, ne kalkmayı bilirdi yani. Evet, o okuldan gelirdi. Bir altını bezlemediğimiz kalmıştı çocuğum falan derdi. Öğrenci evi. Mesela ben Vine'larda pek öğrenci eviyle ilgili bir göremedim sanırım. Hep okul evet. İçinde. Öğrenci evinde kalmak. Okul içinde. Okul... Temalı Vine'lar gördünüz. Vine'lar gördünüz ama şu an Instagram'da o tür videolar yok. Yok. Evet. Öğrenci evinde kalmak size bir ilham kaynağı olmadı mı yani öğrenci evi açısından tema yani olarak? Şu şekilde benim ev arkadaşlarımın hepsi... Ev arkadaşları dediğiniz Aykut Elmas. Yok hayır, ben Aykut ve Uğur'la aynı evde kalmıyorum. Yanlış bilinen gerçekler. Evet. Ya kendi yani. Ev arkadaşlarınızla Vine çekmiyorsunuz, ev dışından insanlarla evet. Vine çekiyorsunuz. Güzel. Satmışsınız ev arkadaşlarınızı 2 dakika. 2 dakikada. Ya onların bu tarafta base'i yok diyelim. Base yok, tamam. Evet.
Yani kimseye sattığımız yok. Öğrenci evi... evet. Öğrenci evi teması neden oluşturmadınız? Çünkü benim evimde öyle aşırı bir öğrenci evi, işte pislik, yemek yok, hiçbir şey yok, şu bu falan, o öyle bir evim hiçbir zaman olmadı. Yani 6 sene İzmir'deyim. Her zaman temizlikçiniz, hizmetçiniz, bahçeniz vesaire. Tabii ki şoförüm falan. Hepsi vardı. Yok hayır kaldım. Arkadaşlarım genelde aşırı titiz oluyorlar. Evet. Yani onlar titiz olduğu için yani sen de titiz olmak zorundasın. Yoksa postayı koyarlar yani açıkçası. Bu şekilde. Ondan bir tema oluşturmadı. Çünkü benim... Ya istesem oluştururum yani. İlla öğrenci evinde kalıyorum diye... Böyle bir kaide mi var yani? Öğrenci evinde kalıyorsun, evet sen öğrenci evinde kalıyorsan öğrenci evi videosu çekmek zorundasın. Kapa çeneni. Öğrenci evi videosu çekmek zorundasın. Bir kaide mi var? Şu açıdan söylüyorum. Öğrenci evi başlı başına bir komedi. Siz videolar çekerek bir yerlere gelen bir kitlesiniz. İnsanlar, genç kitleler sizi takip ediyor. Ama genelde liselere dönük videolar çekiyorsunuz. Biz. Ama siz derken sen, Vine çektiğiniz diğer... Aykut Elmas olsun, diğer arkadaşlarımız olsun. Liselere yönelik video çekiyoruz. Böyle mi diyorsunuz? Yani... Ya şimdi şöyle, şu yanlışı bir... Falan, tamam da... Hani şu an ben Vine çekmiyoruz. Vine'ın bitmiş bir application olduğunu söylüyorum. Evet, video çekiyoruz. Video çekiyoruz ve videolarda henüz lise konsepti yok. Artı olarak lise konseptiyle liselilere hitap etmek gibi bir şey yok. Niye? Çünkü herkes o dönemden geçmiş oluyor. Evet. Şöyle ki hani artı olarak bizi liseliler sevmezdi ya. Sevmez mi? Evet. Yani fen lisesini ben mesela fen lisesinde staj yaptım. Fen lisesindeki işte mülayim falan gösteriyoruz ya, evet. Vine'larda mülayim olarak gösteriyorduk. Fen lisesindeki çocuk şey diyor mesela, staj yaptım işte giderken aşırı haylazlar. Nasıl? Gösterdiğin gibi miymiş fen lisesi falan diyor. Yani adam, yani sevmiyorlardı. Yani bizi genelde yani büyük kitlede takip ediyor. Büyük kitlede dev, orada fazla büyük kitle takip ediyor. Neden? Bunu istatistikler de söylüyor. Yani 18-24 söylüyor, evet. Skorlar söylüyor, tabela söylüyor. Yani. Genelde izleyici kitlesi 18-24 mü? Yani genel olarak öyle gösteriyor. İzleyici. Yani bunu bize Instagram söylüyor, Facebook söylüyor. Yani istatistik. Yani şu an açıp göstereyim mi? Hiç telefon yok. Genelde kullandığınız sosyal mecra o zaman Instagram ve Facebook. YouTube'a henüz mi giriş yapıyorsunuz? Henüz yapmadık ama yapmayı düşünüyoruz kısmetse. YouTube'da canlı yayın olarak mı? Yok hayır. Video aynen bu şekilde videoları uzun çekeceğiz. Aynen videoları uzun uzun koyacaksınız. Ya da vlog çekimi. Sizin zaten yaptığınız Vine'ları toplayıp başka kanallar yani ekmeğini yiyorlar. Yapıyorlarmış. Hayır, siz yiyin. Yani yapıyorlarmış bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Şimdi bir de çok ünlüsünüz. Yani evet. Çoğu televizyonda olan kişilerden bile daha popülersiniz. Çünkü estağfurullah. Yani estağfurullah tabii de. Bunlar skorlar, bunları söylüyor. Şimdi o kişiler televizyonda yer alırken siz neden TV'de değilsiniz? Ya da neden bir sunuculuk, bir program tarzı bir şey yok? Yani şimdi şu şekilde... Ya da olmak ister misiniz o mecrada? Sinemaya şekilde, şu şekilde anlatayım ben size. Yani biz üretiyoruz, sunuyoruz. Bunları iyi yapıyoruz ki kitlemiz var şükür. Ama PR'ı yapamıyoruz ya da PR'ı biz yapmamalıyız. Yani onu anlıyoruz. O yüzden yani şu ana kadar hiçbir şey olmadıysa bunun sebebi bizizdir herhalde. Olduysa da sebebi bizizdir. Bunu biraz açabilir miyiz? Program açısından mı yapamıyorsunuz derken PR? Yani şu şekilde yani bir menajerimiz olsa olabilir belki ama bir menajerimiz yok. Standart kendi halinizi evet. Öğrenci olarak geçiniyoruz. Evet. Düşünüyor musunuz peki böyle bir şey? Yani menajerimiz olsa da biz de televizyonda yer alsak falan diye. Ya bunun için ölüp bitmiyoruz. Ama teklif gelirse değerlendirilebilir yani. İnşallah bu program buna vesile olur diyelim o zaman. Peki ailelerinizden nasıl tepki alıyorsunuz mesela? İnternet camiasına genelde büyükler tepkiyle yaklaşır. Annem baban bırak o saçma şeyleri. Ya internet camiasına değil. Bir ders kaldı onu bitir falan. İnternet camiasına değil de genelde show business'a aileler kötü gözle bakar. Yani yani şu an sen bunu yapıyorsan bunun için bile kötü gözle bakılabilirsin yani. Yani çünkü yani o
kutunun içi kötü olarak biliniyor. Evet. Yani ünlüler işte oradan buradan çıkmıyor falan o tarzda hep kafalarına o şekilde yerleşmiştir. Ama kendimi ne kadar ünlü olarak görmüyor olsam da... Ailen sana güveniyor ama çevreye güvenmiyordur. Yok. Ya aslında 24 yaşındayım yani. Artık o kısımdan geçtik diye düşünüyorum ama... Ama yine ön yargıya yaklaşıyorlar mı? İlk zamanlar tabii ki. İlk zamanlar niye benim oğlum peruk takıyor diye sormuştur annem mesela kendime muhtemelen. Yani ben olsam ben sorardım. Evet. Senin çocuğun o zaman Vine'cı olmayacak büyüyünce herhalde peruk takıyor. Çünkü Vine bitti Fatih'cim. Vine'cı olma ihtimali yok. Vine bitti. Vine bitti. Ama bir kalkınma podasına girmişler galiba. İnşallah yine oradan yürüyen gençlerimiz olur. Yani gençlere şey olarak nasıl bakıyorsunuz yeni yapılan video çekiyorlar vesaire? Ya o şey ama tahtımıza oturacaklar diye mi bakıyorsunuz? Yoksa herkes yürüyebildiği kadar yürüsün diye mi? Şimdi tahtta falan feodal rejimde miyiz hayırdır? Yani o kadar çok takip edemiyorum. Ama herkes bayanları... çeksin yani sonuçta elinde telefonu olan herkes video çekebilir. Bir kıskançlık oluyor mu peki onlara karşı? Destekliyorsunuz. Desteklemiyorum da yani beni kimse desteklemedi ama beni desteklemedikleri için desteklemiyor değilim. Yani kendisini ne kadar iyi yaparsa zaten sosyal medyaya keşfet diye bir bölüm var yani bütün hepsinde. Orada çıkıyor yani iyiyse. Eğer bir insan başarılıysa, kaliteli işler yapıyorsa ve video her türlü yürür, evet. Şey yönelikse her türlü takip edilir bulunur evet. Diyorsunuz. Çok güzel. Peki. Sizi tanıyan, tanımayan ya da ön yargıyla bakan ya da sempati duyan kişilere buradan söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ön yargıyla bakan. Şimdi telefonu şu şekilde alıp çeken insanla kurgu, yani kurgu dediğimiz yani giriş gelişme sonucu olan video çeken insanları yani bir kefeye koymasalar çok mutlu oluruz açıkçası. Evet, buradan sanırım top yerine ulaştı. Gibime geliyor. Yok top yerine falan ulaşmadı. Yani şu şekilde. Sen niye olayı magazinsel boyuta çekmeye çalışıyorsun Allah'ını seversen? Yani şimdi şu şekilde evet, söyleyeyim sana. Evet. Yani bizim yaptığımız şeyde bir üretim var, bir çaba var, bir emek var. Yani ciddi ciddi düşünüyoruz bir bugün ne çeksek, ne çeksek de güzel olsa. Yani video komik olmak zorunda değil. Biz videoyu zorunda değil derken yani en azından eğlenceli kıvama getirmeye çalışıyoruz videoyu. Evet. En azından eğlenceli kıvamı getirmeye çalışıyoruz yani bilmiyorum ne kadar eğlenceli oluyor ama. Yani eskiden telefon kullanıldığı zaman bir paylaşım yapmak amaçlı kullanılıyordu. Şu an sosyal medyanın gelişmesiyle Vine, Scope gibi application'ların olmasıyla sanırım biraz daha eğlenceye dönük oldu. Snapchat olsun mesela. Ya, evet doğrudur. Artık insanlar birilerini takip etmeyi seviyorlar. Evet doğrudur. Ama bu şekilde bu adamı niye takip ediyorlar diye de kimseyi de eleştirmem. Niye eleştireyim? Yani... Takip eden ediyor. Yani takip eden, ya evet yani evet. Sonuçta adamın ne suçu var? Ne yapsın? Beni takip etmesin mi desin adam? Beni takip etmeyin mi desin? Yani evet. ne desin adam? Herkes sonuçta bu camiadan ekmeğini yiyor yani, diyelim. Kimi az yiyor, kimi çok yiyor. Kimi değerlendiriyor, kimi değerlendiremiyor. Evet. İnşallah ileriye dönük güzel şeyler olur. Tiyatrodan çıkmış birisiniz. İnşallah. Videolarınız çok izleniyor. Takipçileriniz çok yüksek. Sinemamız var, hiç olmazsa bir tane hazırlanmış. Bu alandan devam edersiniz. İnşallah. Program sunuculuğu da güzel olabilir, şov olarak. Hadi ya, var mı o kumaş? Kumaş var mı ya? Şov güzel olur yani şu an baktığımız zaman Türkiye piyasasında TV'de şov programları... Yok ki Fatih'cim, gelmiyor ya. Gelse değerlendireceğiz de gelmiyor işte, işte yani. Bütün yapımcılara sesleniyoruz o zaman. Bunu çek, bunu montajda koyarsın. Bu hüzünlü ifadeyi çek. Evet. Evet, bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Değerli Business Channel izleyicileri, yazar çizer programımızın da bu haftalık sonuna geldik. Bu hafta çok eğlenceli, değerli konuğumuz Halil İbrahim Göker'i ağırladık. Haftaya yine çok değerli konuklarımız bizlerle olacak. Takipte kalın, haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.